ayrıldı bizden. Evet. Herkese günaydın. Bugün cumartesi. Sabah. Ayın kaçı? Ayın 8'i. 8 Ekim 2022 cumartesi sabah saat 9 herhalde. 9 abi, ulan şimdi 8.30 gibi geldik. 9 oldu. Aynen. Tura başlayacağız. Bir ay geçti. Sürekli bir problemler yaşadık. Onun işi çıktı, bunun işi çıktı. Yağmur yağdı, sel oldu. 6 haftayı falan buldu ilk turumuz. Ve inanır mısınız, yolda kar yağıyordu. Kar bugün kar yağmaya başladı. Aynen. Bugün yazı bitirdik. Evet. Hatta şu an hissedilen -1. -1. Ben hissetmiyorum ama. Ben de montları alırken acaba dedim fazla mı aldım diye, ama yok. Yok, iyi yapmışsın. Ben biraz o konuda gevşek davrandım. Sen şeyim. Gençsin daha biz. Evet, şimdi Türkiye'deki arkadaşlara da buradan ATV Turks Kanada olarak selam gönderiyoruz. Başta Yunus Emre'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Yunus Emre ve diğer grubun adı neydi? Gezginler. Gezginler grubuna da buradan selam olsun arkadaşlar. Gezginler İyi ATV sürüşler. Adventure. Evet, herkese selam olsun. İyi sürüşler diliyoruz Kanada'dan Türkiye'ye. Evet, ne vardı konumuz? Konumuz, bir arkadaşımız yorum yazmış. İsmet Özçelik, başkanım Renegade'de sorun var galiba. Bazen birden istemsiz gaz veriyor. Ama egzozun sesi de çok güzeldi. Bir yorum yazmış. Ben cevap alalım. İsteyerek gaz veriyorum, hiç istemsiz gaz vermiyorum. Bence başkan sürekli gaza geliyor. Evet, ondan dolayı oluyor. Yok, o işler. Yok, eski kamyoncu olduğumuz için ara gazı yapıyoruz. İstemsiz gaz yok yani. Şu da bir gerçek. Kenemlerde gaz olayı biraz hassas. Sinirli, hassas. Parmağını biraz kaçırdım da hemen silkeliyor. O senin makine öyle yapıyordu ama şimdi düzeldi. Benimki biraz teenager, dayanamıyor şimdi gaza. Gaza hemen geliyor. Motor niye yıkanmadı? Vallahi işte 6 hafta önce önümüzdeki kendimi de sormak istiyorum bu soruyu. 6 hafta önce önümüzdeki hafta nasıl olsa gideceğiz diye elimizi sürmedik. Yorgunduk. Ondan sonra bugün yarın böyle oldu. Evet, benimki temiz bir sabah. Yani bize bir şey anlatmak zorundasın. Ne yaptın makineyi? Anlat. Ha evet. Gelin arkadaşlar. Şimdi arkada bizim spacer vardı. Spacer dediğimizi biliyorsunuzdur herhalde. Genişletmiştik birer inç. Sağdan soldan. O arkadaki birer inç genişlikleri öne taktık. Arkaya da ikişer inç aldık. Dolayısıyla 2 inç sağdan, 2 inç soldan makine genişledi. Herhalde buradan görebiliriz herhalde o parçayı. Şu biraz daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Bakalım, deneyeceğiz bu hafta. Yani illaki yolculuğu şu geçişler dengeli olur. Tek dezavantaj şu olabilir. İki ağaç arası dar yerlerde sıkıntı yaşayabiliriz buradaki trainlerde. O bir dezavantaj ama o da çok fazla dar başımıza gelmiyor. Dar yerlere girer çıkarız ya. Bence sorun olacağını zannetmiyorum. Yalnız bir şey aklıma geldi. İşte arkadaşlar Türkiye'den izliyoruz sürekli bulabildiğimizce. Ki ben de yakın dönemde Türkiye'ye dönüp bu arkadaşlarla tanışmak istiyorum. Neden kas takmıyoruz, böyle turist gibi geziyoruz? Çok tehlikeli. Evet bu çok önemli. Başımıza çok iyi. Bu dal gözümüze gelsin. Ya da bir 100 kere süreriz, bir kere düşeriz, kafayı kayaya vursak hani... pek mantıklı gelmiyor bana. Koruyucu kullanmak bence gerekiyor. Bence en azından yani. Kas önce güvenlik arkadaşlar. Ben o mesajı vermek istiyorum. Kastan vazgeçmeyin, mutlaka kas kullanalım. Hani rahat olmuyor biliyorum. Turist gibi gezmesi zevkli oluyor ama yani bu tehlikeli bir spor. Türkiye'deki arkadaşlar şanslı, orada caddede kullanabiliyorlar. Biz burada cadde çok kısıtlı. Belki tüm yani, Kanada'nın belli kasabalarda izin veriyorlar. Özellikle caddelerde de yüksek hızla gidiliyor. Kask yok. Ben aklım almıyor. Nasıl oluyor bu iş? Kask önemli. Koruyucu önemli. Yani lütfen, bu çok tehlikeli bir spor. Hani en ufak bir şeyde dönüş yok. Motordan daha dengesiz ATV'ler biliyorsunuz. Hani toplum mesajı verdiysek bir toplu hareket edelim o zaman. Neyse, ufaktan bir kamu spotu bakalım. Bittiyse devam edelim artık. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.
şu an yıkanmamıştı ya. Temiz olsaydı oradan girmezdi. Sağdan yapıştır. Yalnız biz böyle bunu bakıyoruz, seyrediyoruz. Elimiz cebimizde. Böyle çok güzel oluyor ha. Murat. Yok geç. Murat abi, duygularını almak istiyorum. Evet, ben eve dönüyorum. Ben eve dönüyorum. Şu hale bak. Bakayım bir dakika. Arkadaşlar, çamur böyle oluyor. Çamur böyle bir şey. Gerçek galiba ATV. Burnuma da gelmiş. Aynen, burnum da var. Gerçek ATV'ci. Evet. Evet, evet. Al. Çalışıyor mu? Çalışıyor şu an. Evet. Mantıklı olan o. Niye, ben mantıksızı mı yaptım? Oğlum benim kaskı nasıl çamur yaptın sen? İstiyorum. İşte bu kadar. Başkan.
Beni biri kurtarsın buradan. Batıyorum. Ben buradan çıkamayacağım. Ben bile zor çıkıyorum buradan, makine nasıl çıksın? Aynen, aynen. Çamurdan dolayı biz de bittik. Ya çok fena oldu. Şey çok güzel ama benim oturduğum yer fark etmiyor. Koltuk mu, çamur mu? Sıvadık. Motorları mı çekelim Ramazan? Aynen. Sonra after yaptık. Gerçi bizimki before after olmaz. Bizimki. İkimizinki de pisti. En çok başkanı kıydı. Temiz olan. Ya o kadar güzel temizlemiştim ki. Hatta W40 ile parlattım. Belli abi, belli. Ama hatta bak, buraları tutma işinin sebebi, ha arkadaşlara bir tüyo vereyim. Çok fazla çamur tutmamasını istiyorsanız şu plastiklere W4D ne? WD40. WD. Yeah. WD40 sıkarsanız plastiklere daha az çamur olur mu diye düşünüyorum ama.
Sen denemiş oldun. Biz burada şu an çok az az bir çamur var. Az bir çamur var. Çok yok. Murat abi yorumlar alalım. Yalnız 6 haftadan sonra güzel bir gün geçiyor. Aynen. Yani tüm potansiyel, biriken potansiyeli boşaltıyoruz bugün. Boşaltıyoruz diyor Murat, potansiyeli de bilmiyorum. Yalnız arkadaşlar her zaman söylüyorum, tekerlek çok önemli. Motorun gücü tamam bir yere kadar ama tekerlek yola, o güç yola gitmiyorsa anlamı yok. Tekerlek, tekerlek. Hep tekerlek bu, diyor bu, ama hiçbir zaman da tekerlekleri değiştiğini görmedim. Bu mevsimde çamurda doğru teker bu. Yazın kuru yerde gidiyorsanız tamam, bunlar okey. Tamam bakalım. Sigara mı içiyorsun? Ne zaman bırak? Sen ya. Bırakmıştın bir ara sigarayı. Ne oldu? Ya 6 hafta ama gitmeyince sigara... dertlendim. Ay eyvallah. Telefonu bulduk. Hayır, içinde videolar var. Aynen. Abi senin telefonu kıran Murat abi. Canımla, canımla video çekiyorum arkadaşlar. Murat abi üstünden geçmiştir. Evet. Oy alması lazım. Yenisini alması lazım artık. Bak. Şu hale bak. Telefona ya. Bak. Sevgili Murat arkadaşımız üzerinden geçmiş telefonu. Murat abi.
Çek biraz. Bu ne marka? Bundan almayın. Bak açıldı. Telefon düştü. Kırıldı mı? Yok. Şey tam kapanmıyor. Bilmiyorum niye. Bundan almayın. Almayın. Girmez. Murat. Oğlum niye video çekiyoruz o zaman? Böyle kullanacaksan mahallede kullan daha iyi yani. Yani git o şeyde evet. Oradan geçmeyeceksen eğer git mahallede kullan. Aynen abi biz niye seni buraya geldik çekmeye? Niye çekmeye geldik video çekmeye? Çamurlarla ev yaparsın. Thank you.
için. Thank you.
Evet, bugün de yorulduk, makineleri yükledik. Başkan arabaya bindi. Bir yemek sözü vardı bize. Bir dakika Kamil. Bize bir yemek sözün vardı başkan. Hadi ısmarlayayım, yürüyün. Tamamdır. Hem başkan olacağız hem yemek ısmarlanacağız. Ayıp olur. Murat abi. Hazır mıyız? Turumuzun sonu. Yorgunluk kahvesi. Evet. Tabii Türk iş kahve yok burada maalesef. Aynen. Nasıl güzel, geçti? Güzel bir gündü. Çok çamur olduk ama değdi tabii. Zevki de orada zaten. Gelecek sefere diyelim. Ne diyelim? Gelecek sefer biraz daha kalabalık olmalı. Kalabalık olalım. Bilmiyorum Murat ne durumda. Ben gidiyorum falan diyorum. Hafta yok kahveye gidiyorum da iki haftadır falan geleceğim. O zamanlara denk geldiğinde binebilecek misin? Bineriz. Biz masaya binebiliriz. Şöyle neyse açıklamayalım onu. Yavaş. Güzel bir gün oldu. Aynen. Güzel bir gün oldu. Bundan daha çamurlu ama zevkliydi. Benim şu an en büyük endişem eve dönünce o çamuru nasıl yıkayacağım. Şimdi yaklaşık 1,5 saat, 2 saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra da eve varıp makineleri indirip yıkamamız. Yani ayrı bir macera. Aynen. Aslında matematiğe vurdum da değmiyor. 2 saat gel, 2 saat dön, 4 saat. 4 saat. 2 saat arabayı temizlemeye, yıkamaya harca 6 saat. Kullandığımız 4 saat. Aynen. Bu da zorlarsa. Ama değiyor. Zevkli işte zevkli. Orada yıkaması da zevkli. Zevkli şey de zevkli. Aynen. Yok değil. 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 Neyse arkadaşlar buradan herkese selamlar. Selamlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyiler.